Saç ektirdi, başına gelmeyen kalmadı. 29 yaşındaki Samet Yıldız'ın başında keloid denilen yara izi oluştu. Doktorların bu iz geçmez demesinin ardından da genç adamın dünyası başına yıkıldı. Psikolojisi bozulan genç adam onu bu hale getiren saç ekim merkezinden şikayetçi. İyi olarak gittik ama kötü olarak sonuçlandı. Hala canımı sıkıyor. Psikolojik olarak iyice bunalıma girdim. Ben ve eşim de öyle. Eşim de aynı şekilde. Düğününden önce saç ektirip daha iyi bir görünüme kavuşmayı hayal ediyordu. Eşim istedi. Düğünden önce ektirelim daha iyi olur gibisinden. Ektirdik ama sonucu kötü oldu. Çok çirkin görüntüye sahip oldum yani. Ama işler tahmin ettiği gibi gitmedi. 29 yaşındaki Samet Yıldız'ın saçları dökülmüştü. Daha farklı bir görünüm kazanmak için Üsküdar'da bir saç ekim merkeziyle anlaştı. Ve o günden sonra başına gelmeyen kalmadı. Muhasebeci Samet Yıldız saç ektirdiği sağlığından oldu. Başında geçmesi imkansız olan yara izi kaldı. Teferruatlı olarak çalışan olduğunu düşünmüyorum ya. Stajyer mi diyorlar artık, asistan mı? O şekilde olduktan düşünün. Kalabalık ortamda gözler benim üstümde zaten. Bakıyorlar. Bir bakan bir daha bakıyor. Özellikle çocuklar. Değişik tavırlar sergiliyor. Aa ne olmuş gibisinden falan. O ünlülerle de reklamı yapılan bir kliniğe gitmişti ama beklediği ilgiyi de bulamadı. Samet Yıldız saçlarını ektirmişti ve sağlıklı görünüme kavuşacağını düşünüyordu ama ekimden birkaç ay sonra işte görüyorsunuz saçında bu şekilde bir görüntü oluştu. Saç ekim merkezindekiler bu görüntünün geçeceğini söylediler. Hatta o bölgeye tekrar saç ekmeye kalkıştılar. İddiaya göre oradan yanlış alınan kökler Samet'i bu hale getirdi. Geçecek mi dedim, geçecek dediler. Yarayı gördükten sonra bana PRP uygulaması yaptılar. Bir ay boyunca gittim. Geçecek geçecek bahanesiyle beni oyaladılar. Mayıs ayı gibi zaten tekrar ekim yaptılar. Samet Yıldız onu bu hale getirenlerden şikayetçi oldu. Avukatımız artık ilgileniyor bu davayla. Hemen burada kulağın arkasında şeye çok yakın iz burada oluşmuş. Genellikle buraya yaklaşmadan hani bu alanda güvenli şeyle kapanabilecek alandan kök almaya çalışıyor. Bunlar iki şekilde oluşur. Birincisi alan insanın oraya hayratça davranmasından, diğeri de hastanın kendi dokusu reaksiyon vermiştir. Ondan olabilir. Zaten saçın alındığı, yani o yaranın oluştuğu yere de bakarsak normalde oradan saç alınmaması, kök alınmaması gerekiyor. Saç çizgisine çok yakın. Bunların önleminin alınması lazım. Saç ekiminin bir an önce ehil ellerde, doktor kontrolünde olan yerlerde yapılması gerekiyor. Teferruatlı olarak çalışan olduğunu düşünmüyorum ya. Stajyer mi diyorlar artık, asistan mı? O şekilde olduktan düşünün. Kalabalık ortamda gözler benim üstümde zaten. Bakıyorlar. Bir bakan bir daha bakıyor. Özellikle çocuklar. Değişik tavırlar sergiliyor. Aa ne olmuş gibisinden falan. İşte asıl sorunu uzmanlar da böyle yorumluyor. Ekimin doktor kontrolünde yapılması şart. Google'a saç ekimi yazdığınız zaman ilk 10 çıkan listelenen ilk 10'un ilk 10'u da doktor olmayan pazarlama şirketlerinin elinde. Tüm dünya biliyor. Kimse bir şey yapmıyor. Bu şimdi genellikle bizim kısa zaman kârı gibi görüp de ses çıkarmadığımız ama gelecekte ülkemize çok büyük zarar verecek bir konu. O nedenle bu tip şeylerin engellenmesi ve mutlaka doktor kontrolünde olan yerlerde sağlıklı bir şekilde bu işin yapılması gerekiyor. Google'a girin, saç ekimi yazın, ilk 10 çıkan firmaya bakın. Hiçbirisi bir sağlık kuruluşu değil. Saç ekimi yapan pazarlama firmaları. Bunların araştırılması gerekiyor. Bunlar nerede saç ekimi yapıyor? Kimin adına yapıyor? Sorumlusu kim? Kim bunun hesabını verecek?